sevgili anneler, bugün biraz da doğum sonrasında babalardan bahsedeceğiz. Bazı babalar doğum sonrasında çok kontrolcü ve müdahaleci olabiliyor. Annenin bebekle bakımıyla ilgili her şeye müdahale edebiliyor. Bazı babalar da evden tamamen uzaklaşıp hiçbir şeye müdahil olmayabiliyor. Bunların arasında nasıl bir denge kurmamız gerekiyor? Bunları sormak için bugün Yeşim Varol Şen'e geldik. Merhabalar Yeşim. Merhaba. Yeşim, bu iki uç örnek arasında nasıl bir denge kurabiliriz? Yani ikisi de yanlış biliyoruz ki. Evet. Ne yapabiliriz? Ekstrem uçlar. Evet. Genelde yeni nesli babalarda özellikle babalar alanı daha çok anneye bırakıp, hani o daha iyi biliyor ya daha çok bilgi sahibi diye, anneye kararları anneye bırakıp biraz daha geriden destek vermeyi seçiyorlar. Bu da olması gereken ideal. Fiziken bol yardım, manevi destek ama anne çocuğa ne giydirilecek, hangi doktora götürülecek, ne zaman götürüleceği daha iyi hissedebiliyor zaten o annelik hissiyle. Ama söylediğim gibi böyle çok uçta tedirgin olup her şeye müdahale etmek isteyen babalar var ki bu biraz daha başka işaretlerin diğer alanlarda da böyle olduğunu gösterir bize ve başka bir şey konuşuyor olmamız lazım burada. Onun için o kısmı şimdilik soru olmadığı için kenarda bırakıyorum. Yani o obsesyon ya da çok müdahaleci erkekleri, babaları. Bir taraftan da biraz işin kolayına kaçıp işte böyle çok da ine suya sabuna sokmak istemeyen babalar da var. Onlar biraz daha işin böyle anneye atmış durumdalar. Fakat şimdi burada babaları hani tembellik yapıyor diye etiketlemeden önce hani ben diyorum ki her zaman iğneyi onlara batırıyorsak çuvaldızı da kendimize batıralım biz hanımlar. Çünkü bazen de anneler buna sebebiyet veriyor. Yani çocuğu yanlış tutuyorsun, onu öyle yapma, çocuğun başını öyle tutma. Tabii ki doğruyu öğreteceğiz ama bunlar müdahale olmasın, işte oyuncağı öyle oyuncak alma gibi gibi gibi. Babaya sürekli sen eksik ve yanlış yapıyorsun deyip, en doğrusunu kendisinin yaptığını düşünen ve aslında yardım almaya çok kapalı anneler de var. Dolayısıyla bazen babalar da diyorlar ki yapıp da beğenilmeyeceğime, takdir edilmeyeceğime, hatta eleştirileceğime bari hiçbir şey yapmayayım, eleştirilmeyeyim. İşte evet. O aradaki denge çok önemli. Fakat her şeyde olduğu gibi yani bu lohusalık döneminde yaşanan sorunlar da genelde kadın ve erkeğin ilişkinin temelinde yatan başka sorunların uzantısı oluyor. Evet. Buradan su yüzüne çıkmış olabiliyor. Sağlıklı ve açık iletişimde her zaman birbirimizi, eleştirilerimizi kırmadan net bir şekilde iletebilmeli ve birbirimizden destek talep etmekten de çekinmiyor olmamız lazım. Dolayısıyla babaların burada yapması gereken anneye güvenip, annenin bilmediği yerde kendisi araştırıp anneyi desteklemesi, mümkün olduğu kadar annenin yanında olması ve çiftin birbirine alan yaratması gerekiyor. Evet. O alanı da çok kısa açıklayalım. Alan evet. Her zaman şöyle açıklıyorum ben. Kişinin inisiyatif, tek başına inisiyatif kullanma hakkının olduğu bölümleri olması demek. Elbette hayatın içinde birçok şeye karar veriyoruz birlikte. Örneğin çocuk hangi okula gidecek? Anne ve babanın ortak kararı olması gerekiyor. Birlikte araştırıp masaya yatırıp onlar için uygun mu değil mi diye kriterlere bakmaları gerekiyor. Ama çocuk bugün dışarı giderken ne giyecek konusunda da anne babanın mutlaka ortak karar vermesi gerekmiyor. Evet. Bunları da ortak karar vereceğiz diye mutlaka tartışmaya gerek yok. Hepimizin hayatta inisiyatif kullanabileceği, tek başımıza karar vereceğimiz alanlar olması gerekiyor. Bu ister çocuk hakkında ister ev ve gelecek hakkında olsun. Çok teşekkürler Yeşim. Rica ederim. Evet sevgili anneler, birazcık babaları olayın içine dahil etmemiz gerekiyor biz anneler olarak. Bebeklere bakarken babalardan yardım almaktan çekinmememiz gerekiyor. İyice babaları ortamdan dışlamamak gerekiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Oradan öyle kalın. Hoşça kalın. Bitti.